Değerli katılımcılar, Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ikincisi düzenlenen Sağlıkla Konuşuyoruz Sempozyumunun beşinci ve son oturumu olan COVID-19 pandemisinde KBB ve Odyoloji Hizmetleri oturumu ile karşınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Konuşmamıza geçmeden önce Türkiye'de pandeminin başlamasından bu yana COVID-19'la özveriyle mücadele ederken yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Konya ve çevresinde yıllardır pek çok hastanın sessiz dünyasına ses, kulak, burun, boğaz hastalıklarına şifa olan hocaları, asistanları, odyolog, odyometristleri, dil konuşma terapistleri, hemşireleri ve personelleriyle kocaman bir ekip ile hizmet veren Selçuk Üniversitesi KBB Anabilim Dalı'nın kıymetli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Bahar Çolpan hocamız bizleri bilgilendirecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kıymetli bilgilerine başvurmadan önce Profesör Doktor Sayın Bahar Çolpan'ı sizlere tanıtmak istiyorum. 3 Mayıs 1976 yılında İzmit'te doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğinde asistanlık eğitimine başladı. 2003 yılında kulak burun boğaz uzmanı olduktan sonra Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Konya Şubesi'nde çalıştı. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı. 2012 yılında doçentlik, 2017 yılında profesör unvanını almıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi'nde görev yapmaktadır. Yurt dışında çok sayıda toplantı ve kurslara katılmakla birlikte 2008 yılında Amerika'da Kaliforniya eyaleti Los Angeles'ta yer alan House Ear Clinic'te Research Scholar olarak kulak ve kafa tabanı cerrahisi, koklear implant ve beyin sapı implantı konularında çalışmalar ve incelemeler yapmıştır. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan pek çok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş yüzün üzerinde bildirisi mevcuttur. Pek çok kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Birçok Selçuk Üniversitesi bilimsel araştırma projesi ve tez yürütücülüğü yapmıştır. İdari olarak 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde 5. dönem koordinatör yardımcılığı ve sağlık kurulu başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında kulak burun boğaz anabilim dalı başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Otoloji, Nöro-Otoloji Derneği, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Kulak Burun Boğaz Konder Derneği Başkan Yardımcılığı ve Koklear İmplant Dernekleri üyelikleri mevcuttur. Pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda moderatör, konuşmacı, panelist ve düzenleme komitelerinde görev almıştır. Selçuk Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde meslektaşları ile birlikte kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi ile ilgili tüm ameliyatları ve 2012 yılından beri koklear implant yani biyonik kulak cerrahilerini yapmaktadırlar. Bilindiği gibi basit soğuk algınlığından MERS ve SARS gibi daha çok ciddi hastalıklara neden olan yeni tip koronavirüsler 1 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde görülmeye başlandı. COVID-19 ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. COVID-19 pandemisi ile mücadelede tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi kulak, burun, boğaz, odyoloji alanında verilen hizmetler de etkilenmiştir. Kulak, burun, boğaz polikliniğinde genel olarak yapılan muayene ve işlemleri size burada sormak istiyorum hocam ve bu işlemler COVID-19'dan nasıl etkilenmiştir bu yapılan genel muayeneler? Öncelikle bu konuşmalarda bana da söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi hem muayene açısından olsun COVID-19'da çok etkilenen bir bölüm olmuştur. Çünkü direkt hastaların burun boğaz muayenelerini yaptığınız için COVID-19'da ciddi tedbirler almamız gerekti. Biz bu tedbirler alırken mutlaka kurumumuz da buna bize destek vermiştir. N95 maskelerimizi, gözlüklerimizi, siperliklerimizi kullanarak muayenelerimizi yaptık.
Poliklinik sayılarımızı ise öncelikle özellikle pandeminin yoğun olduğu dönemlerde belli bir kısıtlama sayısına getirdik. Belli sayılarda hasta alındı. Poliklinik sayıları azaltıldı. Çünkü bizim KBB asistanlarımız yoğun bir şekilde COVID polikliniklerinde de çalıştılar. Özellikle ilk COVID polikliniğinde hasta karşılamada çalışan asistanlarımız oldu. Daha sonrasında kültür almada yoğun bir şekilde çalışan asistanlarımız oldu. Serviste, takiplerde halen de her ay bir asistanımız mutlaka COVID'de çalışmaya devam etmekte. Biz de KBB olarak hani hastalarımızla muayene esnasında dikkat ediyoruz. Çünkü bize KBB'de çok özellikle şu son dönemlerde burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşuruk, nezle gibi şikayetlerle olsun ya da boğaz ağrısı, faranjit gibi şikayetlerle başvurup bunu değerlendirdiğimizde COVID pozitif çıkarttığımız pek çok hasta oldu. Koku, tat kaybıyla gelen çok fazla hastalarımız var. Bunlar da yine pandemi sürecinde KBB hekimlerinin çok dikkat etmesi gereken bir durum oldu. Bu esnada muayenede dikkat etmemiz hani gerekirken asistanlarımız da özellikle endoskopik muayene esnasında olsun, burun orofarynx olsun, burun muayenelerinde daha dikkatli olması konusunda eğittik. Tabii odyoloji bir yandan da işitme değerlendirmesi çok önemli. Bunu yaparken de biliyorsunuz odyoloji kabinlerde yapılan bir muayene, kapalı bir ortam. Kapalı ortamda olduğu için mümkün mertebe odyolog arkadaşlarımızın da maske takmalarına çok dikkatli olmalarını, dikkat etmelerini önerdim. Ve aynı zamanda her hasta arasında mutlaka bir 15 dakika, yarım saatlik bir havalandırma süresi koyduk. Bunlara hani dikkat edilmesi gerekti. Bir de ekipmanlar, özellikle hastanın kullandığı mikrofon olsun, kulaklık olsun, bunların düzenli bir şekilde dezenfektanlarla da silinmesi. Hani hem hasta kontaminasyonu açısından önemli, hem de bulaş açısından önemli. Bir dönem yeni doğan işitme taramalarında mesela ikinci, üçüncü basamak hasta kontrolleri gelmesi gerekiyordu. Ama hastalığın yoğun olduğu pandemi döneminde İl Sağlık Müdürlüğü'nün de kararıyla hastaları çağırmadık, beklettik. Pandemi biraz rahatladığı dönemde daha sonra hastaları çağırarak yeni doğan işitme taramalarını, ABR testlerini yapmaya başladık. Ama hastanemize doğdu taburcu olmadan yine taramayı yapıyoruz. Kontrol kısımlarında ise belli saatlerde, belli aralıklarda yapıyoruz ki bir hani hasta yığılması, yoğunluğu olmasın. Hastaların da bu giriş çıkışları esasında enfeksiyon kapmalarını engellemek adına bir kontrol yapıldı. Hasta yatışlarımız serviste ise özellikle mümkün mertebe, mümkünse tek odalarda yatırmaya çalıştık ama bazen çok yoğunluk olunca hani iki kişilik odalarla da yatırılmaya başlandı. Covid şüphesi ya da varsa zaten bunların ayrı bir servisi bulunuyor. Bunlarda çalışan hekimler olsun, personelimiz olsun, hemşiremiz olsun, sağlık çalışanları olsun zaten ayrı çalışmaktaydı. Bunun yanı sıra odyometristlerimize de çok teşekkür ederim. Bir dönem bu özellikle odyologumuz, odyometristimiz kapıda ateş ölçme, hastaları karşılama kısmında da çok özverili bir şekilde çalıştılar. 3-4, 6 aya yakın bir dönem devamlı orada bulundular. Bu konuda da yani COVID döneminde belki kendi testlerimiz ya da muayenelerimizi bırakıp hepimiz COVID'le mücadele ettik. Teşekkür ediyorum hocam. Gene bir başka konuda sorumu yöneltmek istiyorum. COVID-19'un KBB ve yapılan muayeneler açısından bize bilgileriniz verdiniz. Cerrahi ve medikal tedavisinde, COVID-19'la etkilenen cerrahi ve medikal tedavide kulak burun boğazın rolü nedir şu anda? Onu sormak istiyorum. Biz mesela COVID-19 nedeniyle hastalarımızdan mutlaka ilk başta elektif ameliyatların hepsi mesela Sağlık İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından bir süre yasaklanmıştı, durdurulmuştu esasında, yasaklanma demeyelim de durdurulmuştu. Ama bu dönem tekrar hani belli hastanelerde açıldı. Yine biz de başladık ameliyatlarımıza. Öncelikle acil ameliyatlar yapılıyordu.
bunun yanı sıra kanser gibi hani beklemesi problemli olan hastalarımızı mecburen ameliyata almamız gerekiyordu. Bir diğer olay da kohleer implant hastaları. Çünkü bunların içinde zaman çok önemli. Hani belli belki birkaç ay bekleyebiliriz, 2-3 ay ertelediğimiz oldu ama süreç çok uzayınca mecburen artık ben 3 aydan sonra beklemeyi bırakıp yeterli önlemlerimizi alarak bu hasta grubunu ameliyata almaya başladık. Çünkü işitmeyen bir çocuk için dil ve konuşma çok problem olacağından dolayı gerekli önlemleri alarak ameliyata oluyorduk. Bunlar neydi önlemlerimiz? Mutlaka hastalarımızı ameliyattan bir gün önce biz anestezi hazırlığını aldığımız zaman PCR testiyle COVID hani şüphesi olsun ya da olmasın hepsini test aldık. Böylece hastalarımızda COVID olmadığını tespit ettikten sonra ameliyata aldık. Bu hem bizim güvenliğimiz hem hasta güvenliği hem de sağlık ekipmanın güvenliği açısından çok önemliydi. İlk başta gerçekten hiçbir problemi olmayan asemptomatik pek çok hasta bile COVID pozitifliğini gördük. Bunların ameliyatlarını hemen erteledik. Çünkü eğer COVID pozitif bir hastanın hastaneye yatışı olmasa bile mutlaka ameliyatlarının bir ay sonra yapılmasını önerilmekte. Eğer yoğun bakım ya da daha uzun bir sıkıntı hastane yatışı gerekiyorsa bazen bunu 2 aya kadar bile ertelemek gerekmekte. Acil bir ameliyat yoksa bu hastalarımızda genellikle ertelemeden yana oldu. Teşekkür ediyorum hocam. Kokleer implanttan bahsettiniz. Doğuştan ya da edinilmiş nedenlerden dolayı hasar gören iletişimin en önemli öğelerinden biri olan işitme duyusunun yeniden yapılandırılabilmesi için birçok ameliyat ve tıbbi cihaz uygulaması yapılıyor. Bunlardan biri de az önce bahsettiğiniz kokleer implant ya da biyonik kulak. Bize kokleer implant ve biyonik kulak hakkında bilgi verir misiniz? Nedir? Kimlere uygulanabiliyor? Evet. Kohlear implant biyonik kulak esasında etrafındaki sesleri toparlayıp kohleasız zedelenmiş içteki siliar hücrelerin fonksiyon görmediği bir kulakta yerleştirdiğimiz bir iç parçayla direkt sesleri işitme sinirine ileten bir cihaz esasında. Bunun için hastalarımızın zaten ileri ya da çok ileri derecede bir işitme kaybı olması gerekiyor. Bizim kohlea dediğimiz kort organındaki belli bir sebepleri olan ya da olmasa da bir fonksiyon kaybı vardı. Bunu da yaptığımız testlerde baktığımız zaman hastanın ileri ya da çok ileri derecede işitme kaybı olup işitme cihazı uygulamamıza rağmen bu cihazdan yeterince fayda görmeyen kişilere uyguladığımız bir ameliyattır. Genellikle doğuştan işitme kayıpları bu grubun en büyük bir sebebini oluşturmakta. Bunlar sendromik ya da sendromik olmayan bir hasta grubudur. Çoğunluğu da non sendromiktir. Ve aileden geçen bazı genler suçlanmıştır bunlarda. Ve bizim yeni doğan işitme taraması sayesinde bu çocuklarımızı daha doğar doğmaz tanı koyabilmekteyiz. Genellikle bu işitme taraması çocuk daha hastaneden çıkmadan ilk 72 saat içerisinde tarama ABR cihazlarıyla yapılmakta. Eğer burada çocuğa geçti kaldı gibi bir ibare kullanıyoruz. Duyup duymadığını anlayıp aileyi bilgilendirme adına. Burada bir problem varsa da genelde hastayı 15 gün sonra genelde 3. ayda kontrollere çağırıyoruz. 3. ayda ise klinik ABR dediğimiz bir üst tahlil yapıyoruz. Burada da problem tespit ediliyorsa o zaman mutlaka işitme cihazına yönlendiriliyor çocuk. Bu esnada da mutlaka işitme engelli raporu çıkartılıp rama rehabilitasyon kısmına da yönlendiriyoruz hastamızı. Hastamızı 9 aylık olduğunda ileri tetkik ve tahliller için çağırıyoruz. Tomografi, MR, ABR testi tekrarı ya da bunun yanı sıra işte dil genişimi testleri, genetik testleri, yeni doğandaki hani diğer başka problemi varsa onlara yönelik çocuk bölümlerine de gönderiyoruz. Eğer yine de cihazdan fayda görmeyen ileri ve çok ileri işitme kaybı hasta ise 1 yaşına geldiğinde kohleer implant ameliyatı için randevulaşıyoruz. Genellikle bu genel anestezi altında yapılan 1,5-2 saatlik bir ameliyattır. Devletimiz 2017 yılından itibaren iki taraflı implant yapma hakkı verdi bize. Bu sayede de biz artık eş zamanlı olarak hastanın hem sağ hem sol kulağına aynı seansta implantı yerleştiriyoruz. İlk önce iç parçası genellikle yuvarlak pencere vasıtasıyla iç kulağa yerleştirilmekte. Bu ameliyattan sonra ise yara iyileşmesi tamamlandıktan yaklaşık 3-4 hafta kadar sonra da dış parçasını takıyoruz.
Hasta dış parçası takıldıktan sonra duymaya başlıyor. Çünkü bu dış parça dışarıdaki sesli uyaranları topluyor. Kendisi belli bir elektrik enerjisine dönüştürüyor, işlemcisine iç parçaya iletiyor. İç parçada elektrotlar vasıtasıyla işitme sinirimize iletmekte ve biz de böylece duymaya başlıyoruz. Bu duyma hemen takılır takılmaz hissettirebiliyor ama bazı hastalarımız belki bunu birkaç ayda hissetmeye başlıyor. Genelde 3-6 aylık bir süreçten sonra duymaya başlıyorlar. Dil gelişimi de genelde 1 yaşından sonra yavaş yavaş implant takıldıktan sonra başlıyor. Eğer hani bu yaşta yapılırsa zaten çok güzel bir verim elde ediyoruz. Bizler ki kadar rahat konuşan, ifade edebilen bireyler yetiştirebiliyoruz. Teşekkür tabii ederim. Ileri yaşlar var, hani bu işitme kaybı sadece çocukluk dönemi değil, yani ileri yaşlarda da biz karşılaşabiliyoruz. Hasta çünkü bizim sizin gibi konuşurken bir anda duyma yetisini yitirebilir ve bu anda etraftan gelen sesleri algılamayabilir. Bunu da pek çok sebepleri var. Tır geçirilen travmalar, enfeksiyonlar, kulak iltihapları, meniyer rahatsızlıkları, pek çok tümörel hadiseler bunu yapabilir. Ya da ani işitme kaybı hiçbir sebep olmadan da karşımıza çıkabiliyor. Bu durumlarda da yine devletimiz 4 yaşından itibaren dil gelişimi olan bireylere tek taraflı biyonik kulak ameliyatını yine ödemekte. Biz de bu hastalarımıza uygun şartları eğer sağlıyorsa tomografi, MR, dil gelişimi açısından yine uygulamaktayız. Teşekkür ederim hocam. Bize koklear implantın hazırlık aşamasını ve operasyon sırasındaki süreçleri anlattınız. COVID-19'un hem bu hazırlık süreçlerine hem de implant sonrası süreçlerde rehabilitasyon sürecine etkileri neler oldu? Hem bu koklear implant kullanıcılar için hem işitme cihazı kullanıcılar için rehabilitasyon süreçlerine ve bu ameliyat dönemlerine, operasyon dönemlerine nasıl etkileri oldu? Bunları öğrenmek istedim. Evet, siz de söylediğiniz gibi geçen yıl Mart'ta başladı bu süreç, biliyorsunuz Mart, Nisan, Mayıs döneminde hemen hemen tüm elektif ameliyatların kesilmesi, bu hastalarımız da biraz da tedirgin olup hastaneye gelmemesi nedeniyle bu dönem hemen hemen hiç ameliyat yapmadık diyebilirim. Kohlear implant ameliyatlarını bir süre ara verdik. Bu esnada biliyorsunuz aynı zamanda bu rehabilitasyon yapan birimler de durduruldu. Onlardan da eğitim alınamadı. Bu süreç gerçekten hem cihazlı çocuklar için olsun hem biyonik kulaklı çocuklar olsun çok verimsiz bir dönem oldu. Çünkü hem çocuklar işitemediler, işten çocuklarımız eğer hani kulağı implantlı da olsa, cihazlı da olsa rehabilitasyondan, okuldaki eğitiminden yoksun kaldıkları için esasında bunlar için bir regresyon dönemi oldu bizim için de, kötü bir dönem oldu. Ama biraz pandemi rahatlamasıyla beraber zaten Haziran ayından itibaren tekrar implant ameliyatlarımıza başladık. Daha sonra eğitim kurumları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Zaten belli sayıda ve belli kurallara uygun olacak şekilde artık rehabilitasyon, hani dernekler de bu konuda bayağı bastırdılar haklı olarak, hani çocukların eğitimi geri kaldığı için. Devletimizde hani gerekli önlemler alınarak bu rehabilitasyon eğitimlerini başlattı. Şu son dönem biraz daha bu konuda daha iyi durumdayız ama son bu bir ay iki ayda hani yine pandemi gerçekten bir üçüncü piki yaşıyoruz. Hasta sayıları çok artmaya başladı. Bu süreç gerçekten hastalarımızı olumsuz etkiliyor. Haklı olarak hastaneye gelmek istemiyorlar. Burada herhangi bir COVID kaparız diye korkuyorlar. Bundan dolayı bu hastaların kontrolleri yine aksamaya başlıyor. Rehabilitasyona göndermeyen aileler, ben konuşuyorum, diyor ki rehabilitasyona bir sürü öğrenci geliyor. Burada bir aileler geliyor, birinden COVID kapabilirim diye korkan aileler var. Çünkü aslında sadece bir işitme engeli yok. Bazı hastalarımızın çok engelleri var. Öyle olunca onlar biraz daha risk altındalar. Böyle durumlarda ise mutlaka aileleri bilgilendiriyoruz ve bir sürü hani ara verebiliyoruz bu duruma. Bu en son rehabilitasyon süreçlerini sonra onların nasıl etkilendiğinden bahsettiniz. Pandemi döneminde nasıl etkilendiklerinden bahsettiniz. Gerçekten ben de bu hastaneye gelen, işte bizim de değerlendirdiğimiz çocuklardan anladığım kadarıyla o dönem oldukça verimsiz geçmiş, eğitimleri anlamında çok olumsuz yansımaları var. Ancak
Tabii aile desteğiyle bunların toparlanmasını bekliyoruz biz de. Onlara Evet. anlatıyoruz hem sizler hem bizler. Hocam bilindiği gibi kulak burun boğaz odyoloji multidisipliner çalışan bilim dalları. Evet. Bir KBB doktorunun tanı ve takibini birlikte çalıştığı odyolog, odyometrist, dil konuşma terapisti nasıl etkiler ve bu ekip üyelerinin birbirine katkıları nasıl olur? Bunu sormak isterim size. Evet. Evet, KBB hani kliniği esasında o hekim KBB hekimleriyle odyoloji genellikle hep birlikte çalışan birbirimizin bir parçası gibiyiz. Çünkü özellikle mesela işitme testlerimiz, duyma problemleri olduğu zaman mutlaka hastalarımızı işitme testine yönlendiririz. Bunu da yine odyometrist, odyolog arkadaşlarımız sessiz kabinlerde işitme testleri yapmakta. Diğer bir problemimiz tabii ki denge problemleri oluyor. Denge problemlerimizi yine vestibüler laboratuvarlarımızda bu konuda eğitim almış odyologlarımız tarafından yapılmakta. Diğer bir problem, işte işitme engellerinde eğer odyolojide bir sıkıntı varsa, problemler yaşanıyorsa diğer bir test yaptığımız yöntemler ABR testleri oluyor. Ya da odyolojik, odyometrik testlere uyum göstermeyen bazı engelli vatandaşlarımıza da ABR testi yapmayı tercih ediyoruz. Diğer bir dalımız işte yeni doğan işitme taraması. Yeni doğan işitme taramamızda yine odyometrist arkadaşlarımız tarafından yürütülmekte ve sağlık il müdürlüklerine düzenli olarak bunların bilgileri verilmekte. Bizim diğer bir alanımız ise dil konuşma terapisi. Biliyorsunuz pek çok konuşma problemleri olsun, artikülasyon bozuklukları, bazı ses kısıklıkları problemleri bize başvurmakta. KBB hekimi bunları muayene edip değerlendirdikten sonra mutlaka dil konuşma terapistimize yönlendiriyoruz. Onlar bir ses analizi yapmaktalar. Daha sonra onlarla uygun ses terapisi eğitimleri vermektedirler. Dil konuşma terapistlerimizin diğer bir bizimle ilgili bir konusu da bu işitme engelli olsun, diğer bireylerimizin dil gelişimi konusunda da değerlendiriyoruz. Bunlar özellikle operasyon öncesi yani biyonik kulakta, operasyon sonrası gelişimleri açısından da çok önemli. Bir de ülkemizde mesela haklı olarak 2017'den önce işitme kaybı olup biyonik kulak uyguladığımız tek taraflı implantlı hastalarımız vardı. Tabii haklı olarak onlar dediler ki niye bize ikinci taraf yapılmıyor? Sağlık Bakanlığı da bunun için bir komisyon kurdu. Komisyona biz artık bu hastalar bize ikinci taraf implant istedikleri zaman komisyona başvuruyoruz. Bu komisyona başvurabilmemiz için bile bizim bazı dil gelişim mesela değerlendirmeleri yaptırmamız gerekiyor. Bunun için de yine kliniğimizde dil konuşma terapistlerimiz tarafından bazı teril, tefaldi gibi bazı özellikle testler yapılması gerekiyor. Bunları yaptırıyoruz ve bunların sonuçları ve bizim değerlendirmemiz, radyolojik değerlendirmeler, işitme değerlendirmeleriyle komisyona yazıyoruz. Komisyonda değerlendirip bir iki ay içerisinde bize cevap veriyor. Bu sayede biz çok sayıda hastamıza ikinci taraf implantını da yaptık. Bu da çok güzel bir uygulama. O yüzden diğer bir uygulamamız da bizim yutma problemleri. Bu kanser hastalarımız olsun ya da diğer nörolojik rahatsızlıklar olsun pek çok sebebe bağlı ortaya çıkan bir problemdir yutma problemleri. Bunlarda biz genel olarak KBB hekimi olarak bir muayene yapıyoruz. Hastaların bazı radyolojik tahliller istiyoruz, endoskopik muayene yapıyoruz, yutma testleri yapıyoruz. Ondan sonra ise dil konuşma terapistlerimiz ve bazı fizyoterapistlerimiz sayesinde bunlara terapiler uygulamaktayız ki daha iyi yutabilsin diye. Konuşma yönünden özellikle afazik hastalarımıza konuşma terapileri uyguluyoruz. O yüzden hani KBB ile odyoloji açısından ve dil konuşma açısından genellikle çok uyumlu beraber çalıştığımız zaman çok daha güzel işler ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bahsettiğiniz tüm bu ekip çalışması sonucunda gerçekten söylediğiniz gibi çok güzel ürünler ve çok güzel hizmetler sunulmuş oluyor. Kulak burun boğaz polikliniğinde bahsettiğiniz bu odyolojik testlerden az önce söylediğiniz neler uygulandığını, bu COVID pandemisi nedeniyle istenen testlerde değişiklik oldu mu ve bunların yapılış şekillerinde değişiklikler oldu mu? Odyolojik testler veya dil konuşma terapileri etkilendi mi? Bu kısmı da sormak istiyorum size.
Evet. İlk 3 ayda biliyorsunuz o Mart, Nisan, Mayıs döneminde genel olarak tüm klinikler hani acil olmayan tüm hastaları muayenelerini durdurulduğu için o dönem bizde genellikle ihtiyaç olmadığı sürece hani acil bir durum değilse odyolojik testleri olsun, dil konuşma testleri olsun ve diğer testlerimiz olsun erteledik. Acil olan hastalarımızı aldık. Bu esnada da hasta tabii ki arkadaşlarımıza maskeli koruyucu ekipman dediğimiz ekipmanlarını hastaneden temin edip o şekilde uygulamalarını önerdik. Bunun için mutlaka N95 maskeleri olması gerekti. Bizim tabii ki en büyük problemimiz dil konuşma terapisi açısından olsun, odyolojik hastalıklarımız olsun. Biliyorsunuz çoğu duyma problemli hasta olduğu için bir de maskesi takıldığı anda bizi maalesef çoğu anlamda duyamıyorlar. Ya da mesela artikülasyon terapisi verecekseniz hastanın zaten sizin ağzınızı görmesi gerekiyor. Nasıl bir hareket ettiğinizi göremiyor. Bu da bizim terapilerimizi biraz olumsuz yönde etkilendi. Eğer acil değilse zaten bir kısmını bir süre erteledik. Ama pandemi biraz rahatladıktan sonra Haziran-Temmuz ayından itibaren yine tedavilerimize yavaş yavaş başladık. Tabii ki bir anda çok fazla hasta almayı tercih etmedik. Aralıklı almayı tercih ediyoruz. Ortamın havalandırılması açısından olsun. Hem hastayı korumak, hem hekimi, hem odyoloğumuzu, dil konuşma terapisini korumak adına daha az sayıdaki hastaya hizmet etmek zorunda kaldık. Bazı durumlarda esasında Selçuklu Belediyesi de bunu dikmişti. Biliyorsunuz şeffaf ağzı görünen maskelerimiz vardı. Bunlarla hani biraz uygulamayı, bazılarında ise siperlik kullanaraktan uygulamaya özellikle çalıştık ama tabii ki bunların da bazı zorlukları oluyor. Yine de her zaman tam uyum yapmak, hastanın anlaması, algılaması yine zor bir süreç. Bir de ekipmanın temizliği, dezenfeksiyonuna özellikle çok dikkat etmeye çalıştık. Bu süreci bu şekilde en az zararla hani atlatmaya çalışıyoruz hem hasta açısından hem kliniğimiz açısından. Teşekkür ederim hocam. Sağlık hizmetleri alanında odyoloji ve odyometri bölümlerinde hem teorik hem de pratik eğitimler yapılmakta. Evet. Covid-19 salgını tüm yüksek öğretim programlarını etkilediği gibi odyoloji ve odyometri bölümünde de eğitim gören öğrencileri elbette ki etkiledi. Evet. Üniversitemiz bünyesinde bulunan odyoloji ve odyometri bölümü öğrencilerinin eğitimine kulak, burun, boğaz bölümü olarak ne gibi katkılar sunuyorsunuz? Bu konuda bilgilerinizi istiyoruz hocam. Biliyorsunuz hani biz esasında eğitimlerimiz hep yüz yüze vermeyi alışkın bir branşlarız. Hem tıp eğitiminde olsun, hem odyoloji olsun, hem odyometri bölümlerinde olsun. Ama maalesef bu süreçte birçoğu eğitimimiz hep şu anda da olsun online vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü bu kadar öğrencinin hani üniversiteye gelmesi hareketliliği artıracak, pandemi sürecini olumsuz etkileyebilir diye düşündük. Bir de tabii ki stajlar var. Mecburen hasta görmeleri lazım, testleri görmeleri gerekiyor. Sağlıkla ilgili bölümler oldukları için de bunlar maalesef hastane içinde görülmesi gerektiği için hastane ortamında enfekte olmaları riski nedeniyle bir dönem stajları yapmadık. Bu tıp fakültesinde de aynısı oldu. Hani diğer odyometri, odyolojide de aynı şekilde. Hemen hemen bu Eylül ayına kadar çoğu stajı almadık biz. Bu Eylül-Ekim'den sonra ise tıp fakültesinde önce bir başladı, bir dönem internlerimizi almaya başladık. Daha sonrasında ise 4. sınıflar, 5. sınıflar gelmeye başladı. Yüz yüze eğitimden çok daha çok stajlarını alsınlar, online derslerine katılsınlar. O şekilde bir kısmında hibrit eğitimde devam ediyoruz. Ama şimdi odyometri bölümümüzden öğrencilerimiz olsun, odyoloji bölümünden öğrencilerimizin tabii bir staj dönemleri var. Stajları için biz hani çok kalabalık olmayacak şekilde yine belki süreleri biraz kısa tutacağız. Biraz da her öğrenciye belki bir gün vereceğiz ya da bir hafta vereceğiz. Bu şekilde bir staj ayarlamayı düşünüyoruz. Tabii bunu bir tek bizimle olan bir konu da değil. Başhekimliğimiz, dekanlığımız da biraz organize ediyor. Çünkü sadece bizim bölümümüzde değil, biliyorsunuz sağlık bilimlerinden olsun, Sağlık Meslek Yüksekokulu'na pek çok öğrenci tıp fakültesinde staja geliyor. Bir branşı açıp bir branşı açmamak haksızlık oluyor tabii ki. Hepsini düzenlemesi gerektikleri için biz de başhekimliğimizin bize verdiği izin doğrultusunda belli sayılardaki öğrencilerimize yine kısa süreli de olsa
stajları yapması konusunda destek vermeye çalışacağız. Teşekkürler. Çünkü hani keşke hepsini aşılayabilsek ama maalesef öğrencilerimiz olsun, hani aşılama imkanı olamadıkları için de hepsini hastaneye sokmak, koruyucu ekipmanı olmadan bence riskli olur da diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Bir KBB hekimi olarak odyoloji ve odyometri öğrencilerinden beklentileriniz neler ve mesleki kariyerler için onlara ne gibi önerilerde bulunursunuz hocam? Evet. Güzel bir branş bence. Hani bizim için hani bizim sağ kollarımız diyebilirim bence odyoloji bölümleri, odyometri bölümleri. Çok iyi bir şeye hizmet ediyorlar. Bir kere hastaların duyup duymadıklarını, ne derecede duyma kaybı olduklarını tespit edebiliyorlar. Bunun yanı sıra bir dediğim gibi baş dönmesi, vertigo dediğimiz hastaların rehabilitasyonunda bize yardımcı oluyorlar. İleri tetkiklerde ABR testi olsun, otoakustik emisyon olsun, pek çok testleri yapabiliyorlar. İlgili alakalı hani arkadaşlarımız biraz daha hani ilerletip kendilerini daha ileriki tetkik tahlilleri de yardımcı olabiliyorlar. Dil konuşma terapisi hani yönünden de özellikle onun da gerçekten önü çok açık olduğunu düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de de çok ciddi bir açık var bu konuda. Çünkü yeterince gerçekten dil konuşma terapisti yok. Bu konuda da büyük bir açığımız var. Yani iş imkanı açısından da önleri açık olan bir bölüm. O yüzden hani benim öğrencilerimize umutsuzluğa kapılmamalarını söylüyorum. Bu dönem çünkü hepimiz için kötü bir dönem. Belki eğitimleri aksadı. Ama inşallah bu dönem geçecek ve daha iyi bir eğitim alacaklar. Stajlarını daha iyi yapabilecekler. Çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben şimdi size gelen bazı sorularımız var. Evet, buyurun. Onlardan yöneltmek istiyorum. Birkaç sorumuz var hocam, onları yönlendireceğim size. Daha sonrasında da zaten biliyorum yoğun bir gün geçirdiniz. Evet. Bu çalışma günü arkasından birkaç soru alıp sizi onun sonrasında çok fazla yormak istemiyoruz. Tabii. Özellikle hocam işitme kayıplı aileleri bu dönem için ve çocukların eğitimleri için söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz önerileriniz var mı? Ya da evet. Biz çocuklarımıza daha iyi nasıl yardımcı olabiliriz diye muhtemelen daha öncesinde pek çok çocuğun işte işitmesine katkıda bulundunuz. Bu ailelerden gelen sorulardan biri hocam. Şimdi hani tabii bu pandemi süreci gerçekten her çocuğu olumsuz etkiledi ama işitme engelli ya da problemi yaşayanları daha da olumsuz etkiliyor. Tabii mümkün mertebe gidebiliyorlarsa ben her zaman hani rehabilitasyon eğitimlerini aksatmamalarından yanayım. Kontrollerinde eğer hani gerekiyorsa mutlaka yine hastanelere kontrol, bir aksi durum varsa mesela çocuk iyi duyarken bir anda daha kötü duyduğunu fark ediyorsa ya da cihazında bir problem hissediyorsa ya da implantında yine zaman kaybetmeden başvurmasından yanayım. Bunu ise aileler hani evde çocuklarına biraz daha fazla zaman gösterecekler, harcayacaklar. Yani tabii her çocuk biraz televizyon, tablet düşkünlüğü arttı bu dönem ama mümkün mertebe bundan uzak tutmaya çalışıp okuyabilen çocuklarımızı mesela sesli kitap okumalarını çok öneriyorum. Bunlar hem onların dil gelişimi açısından çok artırıcı bir etkisi var. Hem de anlama seviyelerini çok güzel artırıyor. Onları dinleyip yani yanlış telaffuz ettiklerini aileler düzelterek bu tarz bir yardımcı olabilirler. Yine rehabilitasyonda onlara verilen ödevleri evde desteklerlerse çok daha hani bu dönemi kazançlı kaydedebiliriz. Yani kayıp değil de kazanç hale getirebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Bir öğrencimiz de yüz yüze eğitimin olmadığı bu dönemde biz pek çok kısımdan, bilgiden eksik kalıyoruz. Kendimizi ilerletebilmek için bize önerileriniz neler olur? Mesleğimizle daha ileriye gidebilmemiz için diye bir soru sormuşlar. Tabii ki haklılar. Hani yüz yüze eğitim hastaları görmeden yapmak gerçekten zor oluyor. Ama odyoloji açısından
Ciddi anlamda çok güzel textbooklar olsun, kitaplar, Türkçe yazarlı da kitaplar arttı. Bu dönemi en azından hani teorik bilgilerimizi birazcık daha artırarak hani geçirebiliriz. İkincisi, pek çok gerçekten internetten olsun güzel uygulamalar var. Hani mesela bunların videolarını seyrederek testler nasıl yapılıyorlar, nasıl izleniliyor, bunları öğrenebilirler. Bunlar da önemli bir bilgi katkısı olacağını düşünüyorum. Zaten hani belli bir teorik bilgi olarak belli bir şeyle hani birikimlerle gelirlerse zaten ileriki dönemlerde stajlarda da bunun açıklarını çok daha hızlı kapatacaklarını düşünüyorum. Bu dönem hani zarar değil de hani karla geçirelim diye düşünüyorum. Bu dönemi ben hani arkadaşların zamanları buldukları zaman İngilizce eğitimlerini hani bile artırmaları ileriki zamanlara bir yatırım olacağını düşünüyorum. Hani ek şeylerle de geçirebilirler ama dediğim gibi teorik eğitim, bunun yanı sıra internet ve bilgisayarda gerçekten çok iyi bilgi alınan merkezler de var. Testlerin nasıl yapıldığı ile ilgili çok güzel videolar hazırlanıyor. Bunları değerlendirip izleyebilirler. Bu en esnada en azından teorik kısımları desteklenmiş olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Son bir sorumuz var. Bunu da size yönelttikten sonra daha fazla yormak istemeyiz sizi. Şimdi COVID-19'un semptomları arasında yüksek ateş, öksürme, nefes almada güçlük, koku algısını kaybetmek bulunmakta. Ancak evet, bu belirtiler bazı KBB hastalıklarında da görülebilen belirtiler. Evet. Bu ayırt edici tanı nasıl koyuluyor? Bu belirtileri gören herkes kendini COVID olarak tanımlayabilir mi? Kulak burun boğaz bölümü uzmanları bunları nasıl ayırt ediyor diye soruyorlar. Evet. Şimdi tabii haklı olarak herkes bir burun tıkanıklığı, burun akıntısı. Esasında bunlar genellikle hani bir adenovirüslerin bulgularıydı, bir rinit bulgularıydı. Ama tamamen dışlayamayabiliyoruz. Çünkü COVID gerçekten her yönüyle bizi karıştırabiliyor. Semptomlar hani hafifse, ateşlenme çok fazla yoksa, grip gibi daha çok burun akıntısı, burun tıkanıklığı şeklindeyse daha çok rinovirüs ya da diğer viral enfeksiyonları düşünebiliyoruz ama alerjik rinitle karışabiliyor. Hani bu dönem mevsim olarak da özellikle ilkbahar dönemine girdik. Kişilerde hapşuruk, burun akıntıları artmaya başladı. Bu tarz şikayetler de bazen insanları COVID gibi düşündürebiliyor. Ama hastanın yine de semptomları giderek ağırlaştırıyorsa, özellikle koku, tat kaybı oluşmaya başlamışsa, nefes darlığı gelişmeye başlıyorsa, çok yüksek ateş kontrol altına alınamıyorsa, boğaz ağrıları çok yoğunsa, biz bunu mutlaka ayırıcı edici bir tanı olsun diye yine de bir PCR'ını istiyoruz. Çünkü bir test vermekten hiçbir sakınca yok. Negatif çıksa bile içimiz rahatlıyor. Çünkü bir atlama ya da etrafa yaymaması açısından mutlaka bu testleri istiyoruz. Bazı hastalarımızda ise test negatif çıkabilir. Eğer hani öksürük ve diğer bulgular daha belirginleşiyorsa kan bulgularına da bakıyoruz zaten. Gerekirse akciğer filmleriyle de hani kesin tanı olup olmadığını desteklemek gerekiyor. Şüphe ettiğimiz hastalarımız ise genellikle biz COVID polikliniğine, enfeksiyon hastalıklarına ya da göğüs hastalıklarına da yönlendiriyoruz. Bu süreci yani en az hasarsız atlatalım diye. Teşekkür ederiz hocam. Son bir soru daha geldi. Sizi yormak istemedik ama COVID-19'lu hastaların kulak burun boğaz ameliyatlarında herhangi bir komplikasyon gözlendi mi diye sormuş bir. Evet. Şöyle yani mesela COVID-19'lu hastamız ameliyat etmek zorunda kaldığımız oldu. Mesela biliyorsunuz bu hastalar yoğun bakımda kalıyorlar bir süre. Uzun süre yoğun bakımda olup da trakeotomi dediğimiz hani boğaza delik açma işlemi yaptığımız hasta da oldu. Biz bunları zaten onlar için özel bir ayrılmış ameliyathanede yapıyoruz. Gerekli koruyucu ekipmanlarla yaptığımız bir durum. Bu hastaların hani iyileşmesine katkıda olmuştur. Ama KBB problemi acil mesela gelmiş hastada, trafik kazası oluyor, bir test yapıyorsunuz, COVID çıkıyor. Bizim şu anda yaşadığımız olumsuz bir olay olmadı. Hani hastanın ameliyat süreci ve sonrasında yine tedavilerini aldılar. Bizim ameliyatımız da oldu. Bir olumsuz şey yaşamadık. Ama elektif bir ameliyatsa, PCR pozitif çıktıysa zaten onu hemen erteledik. Hani ek bir problem yaşamayalım diye. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Bize verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu yoğun çalışmanızın arasında bize vakit ayırdınız. Bu anlamda
hem bize ayırdığınız vakit için hem de pek çok çocuğa, yetişkine ses olduğunuz için ben öyle o gözle bakıyorum, ses oldunuz onlara. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese, özellikle bu gece akşamüstü yorgunluklarıyla birlikte bize zaman ayırdıkları için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa onları bilgilendirebilmişizdir. Sizler için de hani böyle güzel bir program hazırladığınız için de sizleri de emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ikincisi düzenlenen Sağlıkla Konuşuyoruz online sempozyumunun COVID-19 pandemisinde kulak, burun, boğaz ve odyoloji hizmetleri oturumunu sonlandırırken, bu sempozyumu düzenleme imkanı veren başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Metin Aksoy hocamıza, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Semahat Kolbaşı'na, tüm idarecilerimize, sempozyumun her aşamasına emek veren düzenleme kuruluna, kıymetli vakitlerini ayırıp katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. COVID-19 pandemisinin bittiği sağlıklı günlerde sağlıkla konuşmak üzere, hoşça kalın.